Trabzon'dan ayrılıyor. Göreli ilçesine bağlı bir bucak oluyor Cumhuriyet zamanında. Ve daha da sonra Eynesil bir ilçeye dönüşüyor. O yüzden bu kale şu an Eynesil adıyla anılsa da daha önce Göreli Kalesi olarak geçiyor. Buranın tarihinden yine kısaca bahsetmek istiyorum. Eynesil ilk yerleşim olarak Hititler zamanından beri var aslında. Hititlerden sonra Yunanlılar buraya geliyorlar, yine yerleşiyorlar ve daha sonra da Miletoslular buraya geliyor. Hatta bu kalenin de yapımını, inşası Miletos zamanında yapıldığı düşünülüyor. Kesin bir bilgi yok. Ancak o zamandan kalma olarak düşünülüyor. Savaştıktan sonra Osmanlı'nın eline geçtikten sonra da günümüze kadar biz Türkler olarak burada yerleşik olarak yaşıyoruz. Gelmekte. Kimlerine göre Eynesil ismi iyi nesil anlamından geliyor. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u almak için gittiğinde ve aldıktan sonra buradaki halka siz iyi bir nesil yetiştireceksiniz diyor ve buradan iyi nesil daha sonra da Eynesil'e dönüyor. Bu bir rivayet ama gerçeğe daha yakın olan bir yol daha, bir fikir daha var. Türkler buraya yerleşirken yine veya da Eyne ismindeki bir Türk liderliğiyle buraya geliyorlar ve oraya da İne'nin yeri ya da Eyne'nin